Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her gün olduğu gibi saatler 14'ü gösterdiğinde Kanal F ekranlarında klinik programıyla karşınızdayız. Her gün esnaf hastanesi doktorlarından bir tanesi stüdyomuzda konuğumuz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Uzman doktor Özlem Gürcü, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Merhabalar Özlem Hanım, merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Şu anda Kanal F ekranlarında izleyen değerli izleyicilerimiz için kısacık sizi tanımak istiyoruz öncelikle. 1977 doğumluyum. Daha önce İzmir ve Kuşadası'nda çalıştım. 9 Eylül Üniversitesi mezunuyum. İki çocuğum var. 2 yıldır Fethiye'de çalışıyorum. Ne kadar güzel, iki evladınız var, Allah bağışlasın. 2 yıldır esnaf hastanesinde mi çalışıyorsunuz? 2 yıldır esnaf hastanesinde çalışıyorum. Ne kadar güzel, iki çocuğum var dediniz ve bugün konumuz alerji. Evet. Alerji nedir? Alerji tanısı nasıl konulur? Alerji insan vücudunun doğada bulunan protein yapısındaki maddelere karşı verdiği anormal bir yanıt, aşırı bir yanıt. Bunun ne zararı var derseniz de aşırı yanıt verdiğiniz zaman vücudumuz alerjiyle uğraşırken normalde vermesi gereken savunma sistemlerini çok iyi çalıştıramıyor. Yani bağışıklık sistemimiz aslında bir nevi düşüyor alerjide. Çünkü bir toza karşı vücut onunla savaşırken, onunla uğraşırken diyelim ki bakterilere karşı daha savunmasız oluyor. Bu aşırı yanıt vücudu da yoruyor. Artı alerjinin sebep olduğu bazı şikayetler de günlük hayatımızın kalitesini etkiliyor. Yani sürekli öksürmek, burnu tıkalı, uyumak, işte sürekli kaşınmak ya da aniden alerjik şoka girmek gibi bir sürü istenmeyen alerjinin özellikleri var. O nedenle alerji mutlaka teşhisinin konması gereken, önlemlerinin alınması gereken bir durum. Ciddi bir durum. Ciddi şöyle ki çok hafif. Sadece rahatsız edici şikayetlerden şikayetlerle seyredebildiği gibi çok ciddi şeylere, alerjik şoka, ölüme bile yol açabiliyor. O yüzden alerji bir yelpaze gibi düşünürsek, yelpazenin bir tarafı çok hafiften çok ağıra kadar da gidebiliyor. Ama en ufak bir alerji burun tıkanıklığı yapıyor. Bu bile insanın hayat kalitesini etkiliyor. Gece rahat uyuyamayan kişi güne yorgun başlıyor. Oksijen alamayarak başlıyor. Tabii ki. Peki bu alerjiler insan vücuduna zarar verebiliyor mu? Şöyle, organlara uzun süre çok fazla bir zararı yok. Ama çok eğer astımımız varsa, orta ağır astımı varsa bir süre sonra akciğerler tabii sertleşmeye, yorulmaya başlıyor. O zaman uzun dönemde efor kapasitesi etkileniyor. Yani iki merdiven çıkınca yorgunluk hissedebiliyor. Ama onun dışında alerji günlük hayatımızı etkilemesi dışında çok çok ciddi organ hasarına yol açacak şeyler yapmaz. Bu nedenle hastalarda çok çok fazla korkmamalılar ama yine de onun bilincinde olup önlemini almalılar. Biz yetişkinlerde hani biz kendimizi çok fazla hani bu konuda ya alerjim var hani çok fazla önemsemiyoruz. Kendimiz de korkmuyoruz en azından ama çocuklarımızda böyle bir durum çıktığı zaman ciddi panik yapıyoruz biz anneler babalar. Peki çocuklarda görülen en sık alerjiler nelerdir? Şöyle korkmakta haklılar çünkü kişi kendini gözlemleyerek neye karşı alerjisi olduğunu az çok anlayabiliyor. Tozlu ortama girince hapşırıyor ya da işte polen ya da yediği bir şey bu bana iyi gelmiyor, ben de alerji yapıyor diyebiliyor. Ama anne ve baba olarak
sizin bedeniniz olmayan başka bir kişinin bedenini gözlemek zorunda kalıyorsunuz. Yani acaba çocuğumun neye karşı alerjisi var ya da alerjik mi çocuk? Bunun için iyi bir gözlem gerekiyor. Bir de çocukların hem büyüme çağında oldukları için savunma sistemleri biraz daha zayıf olduğu için alerjiler biraz daha yoğun ortaya çıkıyor. Ve alerjik çocuklar daha çok hasta oluyorlar. Öyle mi? Tabii. Ya, daha çabuk hasta oluyorlar. Bağışıklık gibi, sistemleri yüzünden sanırım. Bağışıklık sistem, yani vücut mikropla uğraşacağına alerjiyle uğraşmak zorunda kalıyor bağışıklık sistemimiz. Bu nedenle daha çabuk hasta oluyorlar. Daha dolayısıyla alerjik çocukların anne babası daha çok hastanelere müracaat etmek zorunda kalıyor. Evet, maalesef. Peki hangi çocuklarda bu alerjik hastalıklar düşünülmeli, aklımıza gelmeli, şüphelenilmeli? Alerjik hastalıklar çocuklarda en çok solunum sistemini etkiliyorlar. Ama tabii bu bebeklikten itibaren sayarsak, ilk yeni doğandan itibaren bulgular genellikle cilt bulguları. Yani bir yaş altında genellikle cilt bulguları şeklinde ortaya çıkıyor. Geçmeyen kızarıklıklar, cilt kurulukları, küçük küçük egzama döküntüleri, bunlar bir yaş altında çok görüyoruz. Veyahut da dışkısında kanama olan bebekler geliyor. Annesi açıyor, çok sağlıklı bir bebek, çok mutlu bir bebek ama aniden bezinde kan parçası görüyor. Küçük küçük kanama odakları görüyor. Çok evet, çok telaşlanıyor. Evet. Bu da bir alerji bulgusu. Bu da çok görüyoruz. Özellikle günümüzde işte işlenmiş gıdalar, boyalı gıdalar çok yendiği için maalesef, anneler bunu tükettiğinde alerji sütten, anne sütünden bebeğe bu gıdalar geçince bebekte böyle istenmeyen işte aniden çok ciddi düşündürecek bizi dışkıda kanamalar görebiliyoruz. Bir yaşından sonra yavaş yavaş solunum yoluna kayıyor bulgular. Bu sefer çocuklarda geçmeyen burun tıkanıklıkları, işte sürekli hırıltılar, hışıltılar, geçmeyen öksürükler, kusana kadar öksürük durumları, bunlar çok görüyoruz. Astım gibi bulgular görüyoruz ya da hiç astım düşündürmeyen ama sürekli burnun tıkandığı, geçmeyen öksürüklü durumlar görebiliyoruz. Evet, peki bu alerjilerin mutlaka testleri vardır. Hani yeni anne baba olan bir çift çocuklarına bu alerji testini ne zaman yaptırabilirler? Acaba çocuğumuzda var mı böyle bir alerji, herhangi bir alerji diye? Şöyle, normalde herhangi bir şikayeti olmayan bir çocuk için rutinde alerji testi yapmanın çok bir gereği yok. Ama çocuk normal rutin doktor ziyaretlerine gittiğinde zaten beslenmesi, dışkılama sıklığı, işte soluk alıp vermesi, muayenesiyle bunlar genel olarak değerlendiriliyor. Ve ailenin de tabii bir takım şikayetleri oluyor illaki eğer alerjikse çocuk. O zaman doktor da alerji yönünde bazı tetkikler yapmak istiyor tabii ki. Ama sağlıklı bir bebeğiniz varsa ve de şikayetiniz yoksa bu hastalara rutin olarak bir alerji testi yapılmıyor. Yapılmasına da gerek yok. Anladım. Peki bu çocuklarda hani oldu ki test yapılması gerekiyor. Şikayet. Bir yaş oranınız var mı? Tabii tabii. Aslında alerji her yaşta yapılabilir, alerji testleri. Şöyle ama bir çocuğun alerjisi varsa bunun testlerde çıkmama olasılığı var. Ha çıkarsa eğer alerjiktir. Burada yanlış çıkması pek söz konusu değil ama eğer sonuç negatif gelse bile hala alerjik olma ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani o ihtimali de mutlaka bulunduruyorsunuz. Evet. Peki, yani test her şey demek değil aslında. Aslında şunu araya gireceğim. Lütfen. Alerji hastalıklarda çok iyi gözlem yapmak gerekiyor. Eğer testiniz pozitif çıksa bile bu gerçekten bunun alerjim var mı yok mu bunu bile tekrar tekrar değerlendirmemiz gerekiyor. Yani annenin bebeğin veyahut da çocuğun daha büyük çocuğun şikayetlerini çok iyi gözlemesi lazım. Doğru, tabii ki biz annelere babalara bu konuda çok görev düşüyor. Her ne olursa olsun çocuklarımızı gözlemlemeye devam etmek durumundayız sanırım. Evet. Sonuçlar ne çıkarsa çıksın. Peki bu teste tekrar geri dönmek istiyorum. Bu alerji testleri nasıl bir şey oluyor? Kanla mı, deriyle mi? Tabii, hani nasıl bir test uygulanıyor? Çok merak ettik. Tabii şöyle, deri testi tercihen 3 yaşından sonra yapılıyor. Çünkü çocukla birazcık anlaşabilmek, teste uyum sağlaması önemli. Evet. Biraz bedeninin büyümesi, çünkü test için bir miktar vücudunun belli parçalarına 2 milimetrelik cildin altına geçmeyecek şekilde küçük bir sürüyle delikler açarak dokunuşlar, üzerine de alerjen maddeleri
koyarak yanıtının aşırı olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Deri testindeki maksat bu. Bunun için biraz büyük olması gerekiyor. O yüzden deri testleri tercihen 3 yaşından sonra yapılıyor. Ama deri testlerinde şöyle bir trik noktası var. İlaç kullanmamak gerekiyor. Yani alerji ilaçları, grip soğuk algınlığı ilaçları, astım ilaçları gibi ilaçların belli bir süre öncesinden kesilmesi gerekiyor. En az 3 hafta, 4 hafta tercihen. Çünkü bunları kullandığımızda deri testleri alerjimiz varsa da yok gibi gösterebiliyor. O nedenle bu ilaçları kesmemiz gerekiyor. Çok enteresan. İkincisi varken de yok olarak yine çıkabiliyor. Yani yanlış negatif dediğimiz varken negatif çıkabiliyor. Deri testinde böyle bir şey var. Ama 3 yaşından sonra hayat boyu yapılabilir. Kan testleri şeklinde olanı da var. Bunu bir yani 0 yaştan itibaren herkese yapılabilir. Bunun da uygulama kolaylığı var. Yani uzun sürmüyor. Hemen basit tüpe kan alınıp bakılabiliyor. İlaçtan etkilenmiyor. Her yaşa yapılabiliyor. Ama bunda da tabii varken yok olarak gösterme ihtimali bunda da var. Bunda. Kime kan testi yapalım, kime deri testi yapalım? Şöyle, eğer çocuğumuz 3 yaşın altındaysa, eğer grip soğuk algınlığı ilacı kullanmışsa, kullanması gerekiyorsa ya da alerji şurubu kullanması gerekiyorsa o zaman kan testiyle bakılması lazım. Ama bulgular ısrarla devam ediyorsa bu çocuk büyüdüğü zaman 3 yaşından sonra o zaman deri testine dönmek gerekiyor. 3 yaşından önce kesinlikle deri testi şöyle kesin hiçbir şey de yok ama mesela çok gerçekten bazen çözümsüz vakalarımız olur. Onları deri testi şeklinde yaptırabiliriz. Sırtına, kola değil de sırta yapılabiliyor. Ama bunu çok fazla tercih etmiyoruz. Çok özellikli vakalara, çok özellikli durumlarda yapılıyor ama rutini genel kabul olan kural 3 yaşından sonra deri testi, 3 yaşından önce kan testi. Ne kadar güzel. Peki bu deri testini büyükler, yetişkinler de yapabilir sanırım. Tabii ki. Her yaşta. Acaba, her iki test de her yaşta yapılabilir. Süpermiş. Peki alerjinin kesin tedavisi var mı? Şöyle, alerjinin kesin tedavisi aslında alerjenden uzaklaşmak. Çünkü ortamda neyin olduğunu gözlemlersek ya da teste çıkarsa, ondan uzaklaşırsak, uzaklaşabiliyorsak eğer tabii ki, o zaman alerjiyi zaten görmemeye başlarız. Ama diyelim ki biz çok polenli bir yerde yaşıyoruz. Fethiye de zaten polenden çok zengin bir yer ve polen alerjimiz var. Tabii ki bunu uzaklaşmamız mümkün değil. Eğer bir şeye karşı alerjimiz yoğun miktarda çıkıyorsa bunu aşılama tedavisiyle yenmemiz mümkün. Tabii %100 çözüm yok hiçbir şeyde. Yani aşı tedavisinden hiç fayda görmeyen ya da kısmi fayda gören insanlar oluyor, hastalarımız oluyor. Ama tamamen yenen kişiler de olabiliyor. Değişkendir. Olabiliyor yani. Bir de alerji aşımız var. Sizin söylediğiniz gibi. Peki bu aşı tedavi sürecince mi vuruluyor? Kimlere vuruluyor çok, bu aşılar? Çok seçilmiş kişilere yapılıyor. Neden herkese seçilmiş? Yapılıyor. Neden? Şöyle. Eğer bulgularımız bütün yıl değilse, sadece yılın belli aylarında ve hafifse, çok ciddi bizi doktora sürekli götürecek tarzı değilse, basit bir alerji ilacıyla ya da birkaç tane alerji ilacıyla kontrol altına alınabilecekse eğer, o zaman bunda aşılamaya hiç girilmemesi lazım. Neden? Aşılama çok zahmetli, uzun süren, 5 yıl kadar süren, ilk yıl hatta çok her hafta uygulanması gereken bir yöntem. Şu durumlarda eğer çocuk veyahut da yetişkin sürekli ilaca bağımlı hale geldiyse, hayat kalitesi alerjiden dolayı gerçekten bozuluyorsa, çok sık hasta oluyorsa ve de saptanmış olan alerji her şeye değil, bazı şeylere, diyelim ki zeytin ağacına karşı 3 pozitif, 4 pozitif yüksek derecede alerjisi oldu bu çocuğun, o zaman bu bir alerjisi aşısı adayıdır. Neden? Zeytin aşı polenini yaparak biz buradan uzaklaştırabiliriz. Ama her şeye ufak ufak alerjisi varsa, diyelim ki zeytine biraz, işte huş ağacına biraz, çam ağacına biraz, çimene birazcık varsa bunu alerjiyle, alerji aşısıyla çok fazla üstesinden gelinemiyor. Çünkü her alerjen birden aşıyla verilemiyor. Bir tane ya da maksimum 2 tane alerjen verilebiliyor. Peki, çok enteresan. Hepsi de varsa tabii ki, sizin de söylediğiniz gibi tek bir alerjisi olsa kısmen bir çözüm bulunabiliyor. Ama birkaç değişik şeyler, alerjiler de varsa tabii ki aşı, sizin de söylediğiniz gibi
çok da etkisinin olmaması, evet, korumaması gayet de normal bir şey. Peki alerjinin az görülmesi için, doğal olarak ortaya çıkılması için doğal yöntemler ne kullanabiliriz, evet, ne yapabiliriz biz? Tabii her şey ilaç, evet, ilaca bağımlı bir hayatı kim ister? Hiç kimse istemez. Aslında bizim de çocuk doktorları olarak başarımız şu olmalıdır: çocuğa az ilaç uygulamak. Biz, evet, ne kadar az ilaç uygulayabiliyorsak o kadar başarılı bir iş yapıyoruz, iş çıkarıyoruz demektir. Ne kadar çok ilaç vermemiz gerekiyor, o kadar çok yan etki ya da o kadar çok istenmeyen etkiler görmemiz olası. Hı hı. O yüzden önce hastalarımızı çok iyi bilinçlendirmemiz lazım. Yani alerjik bir çocuğun ailesi geldiğinde mutlaka verdiğimiz ilaçların yanında bir o kadar da önlemleri anlatmamız gerekiyor hastaya, ailesine, annesine. Çünkü bu önlemleri almadan mümkün değil, bu hastalıkla başa çıkamazlar. Yani diyelim ki ev tozu alerjisi olan bir çocuk eğer yünlü tüylü battaniye kullanıyorsa, odası peluş battaniyeler, peluş oyuncaklarla doluysa, işte ağır perdeleri varsa, ne bileyim kitaplıklı bir odada yatıyorsa, halıları, perdeleri toz tutan özellikte ise, bu çocuk sürekli olarak yüksek derecede ilaçlara maruz kalır. Onu aydınlatmamız lazım. Alerjiyle baş etmede alerjenlerden korunmak çok önemli. O yüzden bu önlemleri iyi anlatmamız gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü çok arttı. Yani alerji bizim son 100 yılın, son 50 yılın hastalığı. Çünkü doğadan uzaklaşıyoruz, kimyasallarla daha maalesef çok şey yapıyoruz. Hijyen hipotezi diye bir şey var. Ne kadar hijyen yetiştirirsek çocuklarımızı o kadar alerjik yapıyoruz. Çünkü bizim çocukluğumuz daha çok dışarıda, sokakta, toprakla geçti. Dolayısıyla topraktan mikropları az az, düşük dozlarda aldık ve vücudumuz, mikroplara bağışıklığımız, dolayısıyla alerjenlere de korunaklı büyüdük. Ama şimdiki çocuklarımızı biz her şeyi silerek, her şeyi temiz, her şeyi kaynatarak verdiğimiz için ve doğadan uzaklaştırdığımız için çocuk hiçbir şeyle temas edemiyor ve gördüğü en ufak bir protein yapısındaki maddeye aşırı yanıt vermeye başlıyor. Çok hijyen davranmamak lazım. Tabii ki yani gerekli önlemleri alalım ama her şeyleri kaynatmayalım. Hatta çok ilginç bir çalışma paylaşmak istiyorum sizinle. Geçen sene yurt dışında bir kongrede bulundum. Bir Ege Üniversitesi'nden Profesör Doktor Rasi hocamız bize şu bilgiyi verdi. Yani bir çalışma yapılmış. Emziği yere düşen bebekler, anneleri yıkayıp kaynatanların bebeklerine bakmışlar. Hiç kaynatmadan verenlere bakmışlar. Bir de ağzını temizleyen. Biz hep kızardık. Bebeğinizin emziğini ağzınıza sokmayın. Bu çok riskli. Ama gelin görün ki tıp her gün değişiyor. Bu, evet, bilgilerimiz her gün değişiyor. Ortaya çıkan sonuçta bebeklerin emziklerini ağzına sokan annelerin bebekleri daha az hastalanıyor. Neden? Çünkü o mikrobu annenin ağız florasındaki mikropla erken tanışıyor. Erken tanıştığı için de bağışıklığı erken olgunlaşıyor. Tabii ki bunu yapın demiyoruz. Çünkü bizde hangi hastalık, hangi ciddi mikrop var bilmiyoruz. Kaynatmadan daha iyi ama. En azından her yere düştüğünde kaynatmayın. Bırakın evin içindeki şeyleri çocuk ağzına sokabilir. Günlük eşyalarımızı ağzına sokabilir. Bunların bunu ağzına sokma diyerek aslında çocuğu mikroplarla tanışmasını geç, yani kreş dönemine atıyoruz. Bu sefer de kreşe başlayınca aniden çok hastalanan, birden hasta ateşlenen, evet, çocuklar yapıyoruz. Çok şey davranmamak, parkta oynasın, toprakla temas etsin. Tabii ki. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Peki doğada en çok alerji yapan maddeler, unsurlar, hı-hı, neler? Hı-hı. Doğa var. Hadi evde korunduk, peluşlardan, oyuncaklardan, evet, koruduk çocuklarımızı. Peki doğa? Doğada şöyle yiyecekler, gıda türü ve solunum türü olarak ayrılıyor. Gıdalardan en çok alerjen olan inek sütü, yumurtanın beyazı, fıstık, buğday ve balık. Bunlar en çok, daha çok çocuklarda, büyükler için konuşmuyorum ama daha çok çocuklarda alerji yapan doğal beş besin. Ama bunun haricinde doğal olmayan, yani gıdalardaki katkı maddeleri var. Hmm. Bu koruyucular mesela, evet, raf ömrünü uzatmak için besinlere, işte ambalajlı ürünlere maddeler ekleniyor. Bu maddelerin hepsi aslında alerjen maddeler. O nedenle raf
dışarıda bekleyen çok maddeleri çok kullanmamak lazım. Çok çok tehlikeli bir şey. Evet, maalesef bu hazır gıdaları daha az tüketmeye baksak, en azından çocuklarımıza tüketmesi için yedirmesek çok daha mantıklı. Evet. Bütün annelerin görüşü, siz de, hekimlerin de aynı şeyi söylüyorsunuz. Peki bir de besinler, gıdalar, doğal, toz, toprak, bir de ilaç alerjileri var. İlaçlara karşı alerjisi olan insanlar var. Bu ilaç alerjisi nasıl belli olur? İlaç alerjisi maalesef ki genellikle ilacı aldıktan sonra belli oluyor. Yani kişi en çok bunu yapan işte aspirin, Novalgin veyahut da penisilin grubu. Penisilin ve bazı akrabaları en çok alerjiyi, çünkü en sık kullandıklarımız bunlar. Hı hı. Ama hiç beklemediğimiz bir ilaç da alerji yapabiliyor. Bu, peki bunun bir, yani yetişkinler veya çocuklarımızda bunun bir testi yok mudur? İlaç alerji testi. Şöyle, bu testler yapılıyor ama gerçekten ileri merkezlerde, çünkü çok risklidir. İlaç alerji testi çok riskli bir test. Bu ilacı verdiğimiz zaman o kişi de o anda ne olacağını kimse kestiremez. Hı hı. Yani o ilacı daha önce çok kullanmış olsa da, diyelim ki 10 tane o iğneden yaptırdı, 11. de olmayacağını kimse bilemiyor. O nedenle alerjiyi, diyelim ki bir enjeksiyon yaptırıyorsunuz. Bunu özellikle araya giriyorum, konuyla belki çok ilgisi yok ama. Özellikle hastalarımıza da bilgi veriyorum. Lütfen evde, işte eczanelerde, herhangi bir yerde en ufak bir enjeksiyonu bile yaptırmayın. Çünkü dediğim gibi 10 tane iğne yaptırırsınız, 11. de birden şok olur. Bunu yaşayan hastalarımız ya da bunu yaşayan meslektaşlarımız bile var. Kendi evinde enjeksiyonu yapıp sonra alerjiye maruz kalan. Mutlaka sağlık kuruluşunda ve mutlaka yarım saat gözlem altında kalınması gerekiyor. Her türlü ilaç alerjisini zaten sonrasında o ilacı alerji yaptığını gördüğünüzde mutlaka o ilacın adını almanız ve her doktora başvurduğunuzda ne sebeple olursa olsun ezberlemeniz gerekiyor. Evet, benim şuna alerjim var diye belirtmemiz gerekiyor. Bizim hastanemizde şöyle bir uygulamamız var. Hastalarımız herhangi bir bölüme bile gelse, diyelim ki o bölümde herhangi bir ilaç verildi ve hasta tedavi sırasında alerji oldu. Bu hastanın kimlik kartına büyük harflerle yazılıyor hastanın şuna çok alerjisi ilginç vardır diye. Dolayısıyla bu her çok geldiğinde güzel, her doktor kartını açtığında bu görülüyor. Ve böylelikle bu başka bir doktor bunu yazmamış oluyor. O yüzden bu önemli. Tabii ama hasta kendisi de bilmeli. Mutlaka. Çünkü başka sağlık kuruluşları yapabilir. Bir hastaneye gittiğini düşünün. Ama diyelim ki atıyorum ilaç alerji testi. Yine de böyle bir olgu var. Neden? Çünkü diyelim ki bir kişi mutlaka o ilacı kullanmak zorunda. O grup ilacı kullanmak zorunda. Diyelim ki bir tür tansiyon ilacı ya da bir tür sürekli kullanması gereken bir ilaç. Bunu mecburen kullanacaksa onu o zaman test yaparak üniversitelerde çok uzun süre küçük küçük dozlardan başlayarak yavaş yavaş artırarak yapılabiliyor. Çok fazla yapılıyor mu? Yapılmıyor. Neden? Çok fazla ilaç var artık. O olmazsa, o ilaç alerji yapıyorsa genellikle oradan kaçınıp farklı gruba doğru yöneliniyor. O nedenle. Evet, çok doğru söyledikleriniz kesinlikle. Peki bir de şöyle bir durum var. Çocuklarımızın birçoğu genelde işte kedi, köpek, bunları çok seviyorlar. Ve bazı aileler evlerinde hayvanlar besliyorlar. Bu çocuklar için o kedilerin, köpeklerin tüyleri var. Peki hayvan besleyen aileler çocukları için evde farklı bir temizlik yapmalılar mı? Evet, yani hayvan alerjilerine ben en çok üzülüyorum. Çünkü bir çocuğun hayvanla büyümesi gerektiğini düşünenlerdenim. Belki evde değil ama bahçede mutlaka bir hayvan olmalı ve çocuk hayvan sevgisiyle büyümeli diye düşünüyorum. Mutlaka. Ama eğer hayvan tüyüne, epiteline karşı alerjisi varsa o zaman tabii ki çok iyi temizlik yapmaları, tüylerini daha çok tüylerinden ziyade epitel dediğimiz ölü derileri çevreye dökülünce oluyor. O nedenle normal çok fazla kimyasal veyahut da koku içermeyen temizleyicilerle düzenli olarak temizleyecekler. Aslında çok korkuluyor bizim ülkemizde bu tür işte hayvan tüyü hasta eder, epiteli hasta eder. Aslında hayvanınızın aşısını düzenli yaptırırsanız, evinizin temizliğine dikkat ettikten sonra
hiç de korkulacak bir şey değil. Hatta şöyle bir çalışma da yapılmış. Yine yurt dışından bir çalışma. Hamile bayanlar, kedi besleyen hamile bayanlarla kedi beslemeyen hamile bayanların çocuklarının daha sonra alerjik olup olmadıklarına bakılmış. Hamileliğinde kedi besleyen kişilerin çocuklarının daha az hasta, daha az alerjik olduğu görülmüş. Çok ilginç. Yani bunu anne karnında maruz kalıyorlar, anne karnından tanıyorlar bunu ve doğduktan sonra artık daha az alerji oluyorlar. Dolayısıyla hayvan alerjilerinde inşallah, yani keşke hiç kimse de çıkmasa. İnşallah tabii ki. Eğer çocuğunuzun astımı varsa ve sürekli ilaç kullanması gerekiyorsa tüylü hayvan bulundurmamamız da fayda var. Mümkünse. Balık gibi, yani kaplumbağa gibi, yani daha tüy olmayan. Daha böyle fanus içerisinde yetiştirebileceğimiz hayvanları seçersek anneler babalar olarak daha işimizi az riske atmış oluruz. Bu keti köpek olaylarını çok fazla izleyicilerimiz soruyor. İşte dilden dile dolaşan halkın yarattığı bir tez var. İşte kedi ve köpek tüyü işte çocuklarımızı midesine kaçtığı zaman yıllar sonra işte orada kitle oluşur, şu oluşur, bu oluşur. İşte sokakta bile çocuklar işte ay işte böyle kedi köpek dokunma, denginden geçme, işte yaklaşma gibi tepkiler veriyoruz ama işte bu tıp zamanla bu halkın tezini çürütüyor. Şöyle, ben kendi çocuğuma da nacizane bilmediğim, aşılanmadığını düşündüğüm hayvanlardan uzak tutuyorum. Çünkü sonuçta onun aşısının olup olmadığını bilmiyorum. Ama aşılıysa hayvanlarla mümkün olduğunca iç içe. Çok daha çocuk için de faydalı, bağışıklığı için de faydalı. Kesinlikle. Peki, küçük çocukları olan anneler, babalar da öyle ama anneler daha çok ilgilendiği için çocuklarla kusura bakmasınlar lütfen. Çocuklara ilaç yazıldığı zaman mutlaka sizin de karşılaştığınız bir tepkidir bu. Bu ilaçlar kortizonlu mu? Çocuğuma vermesek. Evet, çok çok güzel bir soru gerçekten. Şimdi kortizon bizde tabii çok namı büyük bir ilaç. Çünkü kortizon uzun süre kullanıldığında gerçekten, yani yüksek dozda ve uzun süre kullanıldığında bir takım yan etkileri var. Yani kişide kilo alma, tansiyonun çıkması, şekerin yükselmesi, bağışıklığının düşmesi gibi bir sürü etkileri var. Ya da çocuklarda da yine uzun süre kullanıldığında büyümeyi etkilemesi gibi. Ama bunlar eskiden, yani bu bizim böyle fıs fıs diye tarif ediyoruz. Evet. Yani inhaler tarzı, fıs fıs tarzında solunum yolundan alınan şekilde çıkmadan önce, İşte 70'lerde, 80'lerde bu ilaçlar yokken mecburen astımlı çocuklara ağızdan kortizon veriliyordu ve bu ilaçlar yan etki yapıyordu. Artık bunlar kullanılmıyor neredeyse. Çok ağır astımda veriyoruz bunları. Atakta 1-2 doz. Daha sonra zaten gerek kalmıyor genellikle. Sadece astımda veriliyor. Astımda, çok az. Astımda solunum yolundan, dolayısıyla kana geçmeyecek kadar düşük oluyor. Yine alerjik nezlede, yani saman nezlesi deriz, alerjik rinit deriz. Burada da burundan ama belli bir dozda, yani düşük dozda ve kısa süre. Şikayetlerinin o çok yoğun olan zamanlarını azaltmak için veriyoruz. Peki o kadar çok soru geliyor ki aklıma. Hani siz soruyu bitirmeden diğerini sormak istiyorum hemen, çok özür dileyerek size. Çocuklarımızda küçük yaşta besin alerjisi tanısı konuldu. Evet. Bu çocuk yetişkinliğinde de o besin alerjisini taşıyor mu? Yetişkinliğe kadar götürüyor mu? Çok güzel sorular soruyorsunuz. Benim de aklıma gelmeyen. Şimdi besin alerjileri genellikle 3. ayda başlıyor. Yani bir süre anne sütü aldıktan ve onları tanıdıktan sonra başlıyor. Genellikle 3 yaşından sonra azalıyor. Ne mutlu ki. Yani 3 yaşından sonra %80 azalıyor. Küçük bir kısmı ergenliğe kadar gidiyor. Yine ondan daha küçük bir kısmı hayat boyu. Yani erişkin iken çevremizdeki insanların çok azı belli bir şeye alerji yapıyor. Ama genellikle geçiyor çocukluk çağında. Bu güzel bir şey o tabii, zaman. Tabii iyi bir şey. Çünkü biz anneler babaların küçük çocuğumuzda böyle bir besin alerjisi var. Ve hep acaba çocuğum hayatı boyunca bu alerjiyi yaşayacak mı? Endişesi azalacak bizleri tabii ki. Azalacak ama besin alerjisi var ise bu kişinin alerjik olduğu anlamına gelir. Belki besin alerjisi 3 yaşından sonra solunum yolu alerjisine doğru kayabilir.
Yani bu çocuk daha sonrası ev tozu ya da polen ya da küf mantarı gibi alerjilere doğru kayabilir. Sonuç itibariyle bünye alerjik. Bu doğuştan programlanmış. Bu çok değişmiyor. Ama şöyle bir şey var. Yumurta, diyelim ki yumurta akına karşı alerjisi olan bir çocuk genellikle 3 yaşından sonra yavaş yavaş yumurta yiyebilir hale geliyor. Aa, çok çok enteresan. Peki hangi durumlarda, hangi alerjilerde veya durumlarda bu kesinlikle geçmez, çocukluktan yetişkinliğe kadar devam eder dediğiniz, kesinlikle kelimesini kullandığınız alerji? Şöyle alerjide şöyle bir prensip, kural vardır. Alerjinin ne zaman bitip ne zaman başlayacağı hiç belli olmaz. Yani bir kişide 40 yaşından sonra da alerji başlayabilir. Tabii 40 ki. Yaşında da bütün her şey bir anda kesilebilir. Çünkü o mekanizma vücutta o kadar karışık ki ne zaman neyi söndüreceği hiç belli olmuyor. Çok garip, enteresan alerjiler demek ki bazen uyuyup, dinlenip aynen öyle. Bir süre sonra karşımıza çıkabiliyor. Peki siz astım hastalığından bahsettik. Bu da tabii ki can sıkıcı aslında bir hastalık. Astım hastası olan çocuklarımıza grip aşısı yaptırabilir miyiz? Evet. Mutlaka yaptırmamız lazım. Herhangi bir riski yoktur yani. Şöyle, astım hastalarında grip aşısı yaptıktan sonra çok az, hafif bir atak geçirebilirler. En fazla bu olur. Daha sonrası için ama bütün sezon boyunca o gribin yol açtığı tahribatı önlemiş oluruz. Çünkü astım hastaları gribi, influenza virüsünü çok ağır atlatıyorlar. Geçmeyen, uzun süren bir atak oluyor. Bizim de işimiz gerçekten çok uzun oluyor. Astım hastaları için grip aslında çok daha ağır geçiyor. Tabii. Normal kişilere tabii. göre. O zaman astım hastalarının, tabii. çocuklarımızın kesinlikle bu aşıyı yaptırması evet. gerekiyor o zaman. Mutlaka. Sizin söylediğiniz kadarıyla. Peki astım çocuklarda yani kaç yaşında görülmeye başlıyor? Astım 1 yaşından sonra görülmeye başlıyor. Bunu tabii biz çocuklarda erişkinlerki gibi işte nefesim daralıyor, hırılıyorum gibi, öksürüyorum gibi görmüyoruz. Şöyle oluyor, bir hırıltı, hışıltı atağı, geçmeyen bir öksürük. Bu bir aydan uzun sürüyorsa çocukta ya da son 6 ay içinde 2 veya daha fazla bronşiolit dediğimiz nefesinde sıkışma, hırıltı atağı gördüysek eğer bu çocuklarda astıma yatkınlık olabileceğini düşünüyoruz. Bu çocuklara hemen astım diyemiyoruz. Çünkü astım tanısı koymak için daha uzun süre beklemek gerekiyor. Ama bu çocuklarda astıma yatkınlık olabilir deyip çocuğu o yönden takip etmemiz ve korumaya almamız gerekiyor. Kesinlikle çok haklısınız. Öksürük, işte öksürür geçer demeyelim. Tabii. Mutlaka gözlem, biraz önce dediniz tabii. ya. Ne olursa olsun tahlillerini, tedavilerini yaptırmış bile olsak çocuklarımızı gözlemlemeyi bırakmayalım. Tabii. Ve işin ilginç yanı astım testlerde çıkan bir hastalık değil. Yani biz bu puzzle'ın parçaları gibi şikayetleri, bulguları bir araya getirerek onu o tanıyı koyuyoruz. Tabii ki erişkinlerde solunum fonksiyon testiyle, nefes testiyle bunları daha kolay tanı konabiliyor. Ama çocuklarda böyle bir şansımız yok. Çocuklar çünkü o nefes testini uyum sağlayamıyorlar, yapamıyorlar. Ancak 8-9 yaşından sonra gerçekten uyum sağlayabilen çocuklar yapıyor. O yüzden astım tanısını kronik öksürüğü olan her çocukta mutlaka düşünüyoruz. Ama her öksüren de astım değil. Yani bunun başka sebepleri var. Bunları da mutlaka düşünülmesi lazım. Mutlaka. Peki Özlem Hanım, mevsim geçişindeyiz şu anda. Yazdan kışa geçiyoruz veya kıştan yaza geçerken bu mevsim değişikliklerinde daha çok çıkıyor bu sıkıntılar tabii, sanırım. Tabii. Bu mevsimler, mevsim geçişlerinde nasıl korumalıyız çocuklarımızı? Evet, mevsim geçişlerinde rüzgar polen çok taşıyor. Şehir dışından, tarlalardan bütün polenleri şehre taşıyor. Bu bir kere büyük bir risk. Burada sabahın erken saatlerinde en çok polen taşındığı saatlerdir. O yüzden sabah erken saatlerde evi havalandırmamak öneriliyor. Akşam saatlerinde havalandırmak öneriliyor. Ya da çok rüzgarlı günde alerjik bir çocuğunuz varsa, sık sık böyle burnu tıkanan, öksüren, solunum yolu hassas bir çocuksa rüzgarlı havalarda çok fazla dışarıya çıkmaması lazım. Çünkü mutlaka o etkilenmeyi yaşıyorsunuz. Beslenme her mevsim önemli ama özellikle bu mevsimlerde daha iyi beslenmeleri gerekiyor. Çocuklarımızı
Ellerinde cips paketiyle görüyorum, işte çikolata, dondurma, bunları tabii ki çocuk, bunları arada bir nadir olarak, çok yasak yapamıyoruz ama mutlaka doğal beslenmeleri lazım. Özellikle ev yoğurdu, kefir, ev yoğurdu, bunlar ev turşusu, bunlar hep alerjenlere karşı probiyotik içeriyor. Probiyotikler, yani faydalı bakteriler, vücudun alerjiyle savunmasını kolaylaştırıyor. Dolayısıyla doğal beslenmeleri, meyveyi, sebzeyi eksik etmemeleri gerekiyor. Çok güzel. Evet. Buradan annelere de bunu da duyurmuş olalım. Evet. Daha çok çocuğumuza yoğurt, meyve ve sebze tüketmelerini sağlayalım. Aynen. Ki bu mevsim geçişlerinde alerjik bir durumla karşılaşmayalım ve çocuklarımızı koruyalım, tabii, önlem alalım diye. Çocuklarımız, alerjik çocuklar biraz da fazla terleyen çocuklar oluyorlar gözlemlerimiz. Çok giydirmek alerjiden korumuyor. Benim çocuğum çok hasta olup çok giydirenler ya da uzun süre işte banyo yaptırırsam hasta olur mu? Benim çocuğum alerjik, bronşit. Bunların hiçbirinin aslında yeri yok. Yani çocuk ne kadar çok sık banyo yaparsa aslında solunum yolları açılıyor, rahatlıyor, temizliyor. Artı işte çok giydirmek, terletmek uygun değil. Bunlara dikkat etmek lazım. Tabii ki biz anneler, babalar hemen çocuğumuzu koruyup kollayıp işte şuna karşı korumaya, kendimizce aslında çocuğumuzu korumaya çalışıyoruz. Bilinçli ya da bilinçsiz bazen tabii ki eksi artı durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Peki ailesinde alerjik durumu olan, acaba benim çocuğumda da olma riski var mı? Veya nasıl bir önlem almalıyız gibi sorular tabii, var. Tabii. Alerji anneden daha çok geçiyor. Annede varsa önlem alınmalı. Yani bebeklerdeki, çocuklardaki astım tanısını koyarken bazı kriterler var. Her sene, yani her 5 senede bir güncelleniyor bunlar. Annedeki astım varlığı çok önemli. Ya da kardeşteki astım varlığı ya da alerji varlığı çok önemli. Bunlar kalıtılıyor. En çok anne tarafından geçiyor. Eğer böyle bir yükünüz varsa bu çocuğumuz yine doğal beslenecek, yine çok fazla tüyden, yünden uzak duracak, polenli havalarda dışarı çıkmayacak. Antibiyotik kullanımından mümkünse çok kaçınmamız gerekiyor. Her öksürük antibiyotik gerektirmiyor. O yüzden gereksiz antibiyotik kullanımı bu bağırsağımızdaki iyi bakterileri öldürüyor. Öldürdüğümüz zaman işte alerjiyle savunmamız daha zor oluyor. O yüzden daha bilinçli olunabiliyor. Peki, çok teşekkür etmek ben istiyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım şu anda ekranları karşısında izleyen değerli izleyicilerimiz, annelerimiz, babalarımız, yeni özellikle anne baba aday adayları için bile umarım güzel bilgiler göndermişizdir sizin sayenizde. Tabii ki Esnaf Hastanesi ve yönetimine de buradan bir kez daha teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii ki programımıza konuk oluyorsunuz ve bu değerli bilgilerinizi tüm izleyicilerimizle paylaşıyorsunuz. Her zaman. Çok teşekkür etmek istiyorum. Önümüz bayram. Tabii ki bir bayram mesajınız vardır. Şu anda bizi izleyen değerli izleyicilerimiz tabii için. Tabii. Herkesin bayramı kutlu olsun. Ben çocuk doktor olarak çocuklarımızın kurban kesilmesi sırasında mümkün olduğunca dikkat edilmesini, psikolojilerin bozulmaması için biraz daha dikkatli olmasının önemi. Gerçi artık önlemler alındı, artık sokakta o bu tür şeyleri olmuyoruz ama olmasınlar bir hayvansever olarak. Kesinlikle, tabii ki o birazcık görüntü olarak tabii ki çocuklarımızı ürkütüp korkutabilen yetişkinler bile, ya ben bile onu izleyebilecek potansiyelde bir insan değilim. Onun için çocuklarımızı uzak tutalım mümkünse. Ama güzel bir bayram olsun, güvenli bir bayram olsun, iyi haberler duyacağımız, kötü haberlerle sarsılmayacağımız bir bayram olsun istiyoruz. Tabii ki hekimlerimizden nasıl bir bayram mesajı olabilir ki? Sağlıklı kalın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyiciler, yine bir klinik programımızın sonuna geldik. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha anons edelim. Hafta içi her gün, bu haftanın son programı tabii ki, saatler 14'ü gösterdiğinde Kanal F ekranlarında klinik programıyla, Esnaf Hastanesi doktorlarıyla biz burada olacağız efendim. Bugünkü konuğum uzman doktor Özlem Gürcü'ydü. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Kendisine sizin nezdinizde bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Pazartesi günü Allah nasip kısmet ederse tabii ki, pazartesi günü inşallah yine aynı saatte buluşmak dileğiyle.